Kahramanmaraşlı merkezlerden Hatay'dan sonra Gaziantep'e yerleşen Cengiz Demirkıran ailesiyle birlikte depremin acısını dün gibi yaşadığını söyleyerek hayata dua ederek ve halüsinasyonlar görerek tutunduk. Sanki eşim yemek yapıyormuş, biz yemek yiyoruz gibi hayal ederek 3 gün dayandık dedi. Hatay'da görev yapıyordum. O gece evde akşam hatta gündüz Hatay maçı vardı. Geldik. Akşam evde tekrar istirahatimizi yaptık. Yemeğimizi yedik. Sabah karşı bu Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da da daha şiddetli etkisi oldu. Evimiz yıkıldı. Biz tam hazırlanıp evden dışarı çıkmak isterken ev yıkılınca ellerimiz havada, ben, eşim ve kızım aşağıya doğru düştük. Ellerimiz havada aşağıya doğru düştük. 3 gün kaldık enkazda, 72 saat kaldık. Çok zor anlar yaşadık. Ondan sonra benim sol ayağım betonun arasına sıkışmıştı. Üzerine sağ ayağımda kızım duruyordu, kızım düşmüştü. Onun yanında, kızımın yanında da eşim duruyordu. Üçümüz yan yanaydık. Çok şükür kaybımız olmadı ama enkaz altında çok zorlandık. Hatta ben üçüncü günü çıktığımda kendimde değildim. Yani daha sonradan alıp hastaneye götürmüşler çıkarttıktan sonra. Oradan helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdüler. Adana Şehir Hastanesi'nde 8 ay kaldık. Bir ay yoğun bakımda kaldım. Benim iç organlar hepsi dışarıdan destek görerek iyileştirmeye çalıştılar. Yani ölüm üzerindeyken, ölüm vaziyetinde geri tekrar dirildim. Çok şükür, binlerce şükürler olsun. Allah'ıma, Rabbime şükürler olsun. Yani demek ki daha yiyecek ekmeğimiz varmış. Benim sol ayağım kesildi ama hiç de yapmıyorum. Önemli olan eşimin ve çocuğumun da yanımda sağlam olarak kurtulmaları. Allah bir daha göstermesin böyle. Allah yani ne Türkiye'ye ne şehirlerimize, Türkiye'mize böyle bir afet olayı göstermesin. Kolay değildi. Bizi çok kötü etkiledi. Çünkü yani umutlarını yıkıyor, her şeyini yıkıyor. Yani bu denetimlerin yapılmasını, bu evler yapılırken, inşaatlar yapılırken denetimlerin yapılması, düzgün yapılması, can kaybının olmaması, yani temennimiz bunu istiyoruz. Çünkü hiçbir insan canı kadar kıymetli değil, yani ucuz değil can. Keşke yani bir evin mal mülk gitmesi hiç önemli değil ama can gitti miydi çok kötü. Ondan dolayı yani denetimlerin çok dikkatli yapılması, çok iyi yapılması, denetimsiz yapıldıktan sonra yani bu ölen kişilerin katilleri kendileri olmuş oluyor. Ona çok dikkat etmelerini istiyoruz. Yani temennimiz kimsenin bundan sonra ölmemesi. Enkaz altında sesimizi duyurabilirsek bizi kurtarabileceklerini düşündük. Ondan sonra çok korku içerisindeydik. Kızım çok korkuyordu. Kızım çığlıklar atıyordu. Baba ölmek istemiyorum. Baba ölmek istemiyorum. O beni çok yıprattı. Yani ben kendimden çok orada çocuğumu düşündüm. Kızımı düşündüm. İnşallah kızım dedim. Dua et dedim. Yani sesimizi duyurursak inşallah bizi kurtarırlar dedim. Ve sesimizi duyurduk. Çok şükür. Oğlumuz olsun, kardeşlerimiz olsun, kayınçolarım olsun, annem babam olsun. Hepsi yanımızdaydı. Allah razı olsun, üçüncü günü İstanbul Büyükşehir İtfaiye ekibi bizi saat 5'te kurtarmak için çalışmalarına başladı. Akşam saat 10'a kadar sürdü çalışma. Çok uzun bir sürdü. Yerimiz çok kötü bir yerdeydi. Zor bir yerdeydi. Enkazlı, yani bir nasıl maden ocaklarında enkaz kazarak çalışmalar yapılıyorsa o şekilde çalışmalar yaparak bizi kurtardılar. İstanbul Büyükşehir İtfaiye ekibine de yüz binlerce sefer Allah razı olsun. Allah yani bir itfaiye ekibi olarak diyerek geçmemek lazım.
onların bile böyle bir şeyde büyük çabalar harcadığını, insanların canını kurtarmak için elinden gelen her şeyi, kendilerinin canlarını bile feda ettiler. Onun için yüz binlerce, Allah razı olsun onlardan da diyorum. Üç gün hayata dua ederek, ondan sonra halüsinasyon görerek, yani biz sanki, mesela eşim anlatıyor, yemek sanki yapıyormuş, yemek yiyoruz. Yani öyle markete gidiyoruz, su alıyoruz. Bunları hep rüya şeklinde görüyoruz. Burada Allah'ın bir yardımı mı, takdiri mi desem bilmiyorum yani. Hatay'daki depremde, Maraş merkezli olan depremde enkazda eşim, kızımı ve ben üçümüz 3 gün boyunca kalan bir vatandaşım. Yani çok kötü günler yaşadık. Allah kimseye de böyle durumları düşürmesin. Hani yıkılmasaydı evimiz ve yıkılmayan da var. Komşulardan olsun, mahalleden olsun. Hani bizimki de keşke yıkılmasaydı. Bu yıkılanları yazık yani, insanlar boşu boşuna da bayağı bu inşaatların yüzünden, düzgün yapılmamasından. Yani çok kötü günler yaşadık. Çok zordu aşağıda kalmak, öleceğimizi bile bile orada beklemek. Hani dışarıdaki tamam sağ olsun eş, dost, kardeşler olsun, çocuğumuz olsun bize çok yardım oldu ama ya o anı çocuğumuzun içeride bizden, bize bağıraraktan yardım istemesi. Ya o günler çok kötüydü. Kimseye yaşatmasın Rabbim. Denetlensin. Boş bırakılmasın. Yaptım da bitirdim de geçsin otursun demesinler. İnsanlar çocuklarının arkasından ağlamasınlar.